6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 240 Sevgi Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sevgi Yayınları Sayfa 240C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. 1. Yukarıdaki grafikte bir insanın kan şekerindeki değişim gösterilmiştir. Buna göre seçenekteki ifadelerden hangisi söylenebilir? A. I. Zaman aralığında karaciğerden salgılanan hormonlar etkili olmuştur. B. 3. Zaman aralığında glukagon hormonu fazla salgılanmıştır. C. I. Zaman aralığında karaciğerde depo edilen şeker miktarı değişmemiştir. D. 2. Zaman aralığında insülin hormonu salgılanmıştır. Cevap D. İkinci trafik kazası geçiren bir yaralıya ilk yardım uygulanırken seçenekte verilenlerden hangisinin yapılması doğru olmaz? A. Herhangi bir tehlike yoksa hasta yerinden kımıldatılmamalıdır. B. Hastanın yarasını görmesine izin verilmemelidir. C. İlk yardımı bilmeden bile yaralıya yardım için müdahale edilmelidir. D. Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır. Cevap C. Üçüncü doku ve organ nakli ile ilgili seçenekte verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A. Organ bağışında kan uyumuna ve doku uyumuna bakılır. B. Organ bağışı yapmak isteyen bir kişi yalnız tek bir organ bağışlayabilir. C. Herkes organlarını her yaşta bağışlayabilir. D. Hastanın tıbbi aciliyet durumu göz önünde bulundurulmaz. Cevap A. Dördüncü bilinçsiz ilaç kullanımı ile ilgili görseldeki afişi hazırlayan Zeynep'in aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır? A. Bilinçsiz kullanılan ağrı kesiciler mide rahatsızlıklarına neden olabilir. B. Doktor kontrolünde kullanılmayan antibiyotikler karaciğer yetmezliğine neden olabilir. C. Antibiyotik kullanımı sırasında sıvı tüketimi azaltılmalıdır. D. İlaçlar hekimler tarafından reçete edilmelidir. Cevap C. 5. Belirli aralıklarla kan tahlili yaptıran urin kanındaki üre miktarının arttığı gözlenmiştir. Buna göre urin ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez? A. Böbrek yetmezliği yaşıyor olabilir. B. Diyalize ihtiyaç duyabilir. C. Böbrek üstü bezleri çalışmıyor olabilir. D. Tedavi edilmezse böbrek nakline ihtiyacı olabilir. Cevap C. 6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.